Efendim Profesör Doktor Orhan Tarçın bizle birlikte. Yine bizle birlikte çok mutluyuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi görmeyeli özlemişiz. Midemizi rahatlatıyorsunuz siz bizim. Teşekkür ederim. Şimdi gelen birçok doktorlarımız mide bağırsak sağlığının aslında psikolojimizde ne kadar etkilediğini anlatıyor, biliyor musunuz? Evet. Hayatımızın esas yolu olduğu, hani kalp kadar beyin kadar hayatımızın yolunun buradan geçtiği söyleniyor. Kesinlikle. Katılıyorsunuz evet. Değil mi siz de? Tabii ki. Tabii. Peki hocam, şimdi ben aslında bugün seyircilerimize izni burada gördüğümüz çok güzel, sizin getirdiğiniz endoskopiyi de anlatacağız hepsini, ama biz bir mide sağlığından başlasak önce izninizle. Tabii ki. Mide sağlığı öncelikle aslında tam olarak nasıl oluşuyor, midemiz nasıl çalışıyor, sonra biz nasıl bozuluyor ya da biz mi bozuyoruz? Şimdi sindirim sistemi sağlığı için sağlıklı beslenmek lazım. Sağlıklı beslenmek için de öncelikle tencere yemeği yemek lazım. Sonrasında fırında, sonra ızgara. Sonra da kızartma yemek lazım. Yani kızartmayı aslında ayda yılda bir yemek lazım. Mümkün olduğunca tencere yemeği. Bir ikincisi, tuzu fazla atmamamız gerekiyor. Çünkü mideye giren tuz bir müddet sonra kanserojen bir maddeye dönüşüyor. Mesela Japonlar salamurayı çok kullanırlar. Evet. Tuzlanmış ve tütsülenmiş gıdayı çok kullanırlar. Onlar da mide kanseri çoktur. Ve tabii son yıllarda ne yaptılar? Taramayı arttırdılar, tuzu azalttılar. Ve aynı zamanda mide mikrobunu da ortadan kaldırdılar ve onlarda da mide kanseri görülme sıklığı azaldı. Tabii bizim de yapmamız gereken kaya şey. Kaya tuzla dahil mi hocam? Bütün tuzlar. Tuzlar arasında biz farklılık göremiyoruz. Onu da sodyum klorür. Çünkü evet. Tabii yani çok fazla şeyler konuşuluyor bu konuda ama tuz sodyum klorürdür. Şimdi tabii bir de mideye zararlı gıdaların arasında olanlardan bir grubu da sucuk. Ve bunun gibi işlenmiş gıdalar, şarküteri gıdaları tabii kesinlikle. Onlarda da bazı koruyucu prezervatif maddeler var. Bunlar sıkıntılar yaratabilir özellikle uzun dönemde. Onlardan hiç yemeyin demiyoruz ama her gün bu tip gıdalar tabii mümkün olacak. Ayda bir iki kere bunlardan da yenilebilir. Bir de eğer ki mide mikrobunuz varsa onu eradike etmek veya daha doğrusu tedavi ettirmeniz İsmi neydi iyi mide olur. Helicobacter pylori isminde bir mide mikrobumuz var ve ülkemizde de tabii çok yaygın. Yaklaşık %60-80 oranında var. Çocuklarda da oluyor mu hocam? Çocuklarda aslında daha çok çocuklarda oluyor. Bunun sebebi de genelde 5 yaşın altındaki çocukların direnci çok düşüktür. Direnç düşük olunca birbirlerine anaokulundan veya işte bakıcının hem kendisinin tadıp hem çocuğa vermesi gibi şeyler çocuklar arasında yayılımı çok çok hızlandırır. Tabii onlar genelde ülkemizde de ilk 5 yaşında alınır. Sonradan tedaviler edilir. Peki ergenlikte, erişkinlikte de alınır mı diye sorarsanız kesinlikle alınır ama daha az oranda alınır. Genelde çocuklukta olur bu mide mikrobu. Peki orada tedavi süreci yine ilaçlı mı oluyor hocam? Mide mikrobunun tedavisi yine çocuklarda da aynı şekilde. Mide mikrobu çocuklarda akut gastrit dediğimiz daha şiddetli bir tablo yaratır. Ama bizde büyüklerde daha böyle sinsi, kronik süregen bir hastalık yaratır. Tabii mide mikrobunun bir de en korkulan şeyi özellikle metaplazi denen hücre bozulması yaparaktan kansere sebep olması. Eskiden daha çok bu kansere sebep olma nedenler arasında mide mikrobunu görürdük ama şimdi rolünün biraz daha az olduğunu düşünüyoruz. Ama biz yine de özellikle risk grubundaki ailelerin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin birinci ve ikinci derece akrabalarında mide kanseri olanlarda mide mikrobu eradike edilmeli. Ya da midesinin yarısı alınmış olanlarda. Yine mide ülseri olanlarda, duodenum ülseri olanlarda bir de özel bir tip lenfoma var, mide lenfoması. Onlarda mide mikrobu mutlaka tedavi edilmesi lazım. Hocam peki gastrit, hani hep duyuyoruz halk arasında gastrit, ülser. Hani böyle öyle bir konuşuluyor ki ben de gastrit var, ben de ülser var. Sanki böyle hani nasıl söyleyeyim size, nezle oldum, grip oldum gibi algısı öyle. Evet. Böyle mi? Kesinlikle doğru. Genelde midesinin hafif bir ağrı, dolgunluk, şişkinlik olan, bulantısı veya kusması olan bir kişi hemen gastritim var diye dillendirir bunu. Aslına bakarsanız klinik olarak bu çok doğru değildir. Evet, gastrit bu şikayetleri yapar ama hemen tanı olarak gastrit tanısı konmamalı. Gastritin aslında asıl tanısı endoskopiktir. Yani bu gibi şikayetleri olanlara genelde 40 yaş altındaysa bir mide ilacı veririz. Arkasından 40 yaşın üstünde olanlara direkt endoskopi yaparız. Bu
bir kuraldır bizim için. Ben söyleyeyim hocam, ben de kaçamayacağım. Kaçmıyorum da geleceğim size. Siz 40 yaşın altındasınız diye biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok kibarsınız. Ama evet, yaptırmak gerekiyor. Peki tam da bu noktada hem endoskopi hem kolonoskopiyi birlikte değerlendirirsek aynı anda mı yapılmalı, onu da sorayım. Aynı anda yapılabilir. Yapılabilir hiçbir değil mi? Sakıncası onu da sorayım yok. Dedim. Ama tabii özellikle öncesinde bir gastroenteroloji uzmanını görmesi gerekecek. Uzmanın sizin karar vermeniz gerekiyor. Şimdi şöyle. Kişi de eğer ki gastrit veya bu gibi mide şikayetleri varsa öncelikle bir gastroenteroloji uzmanına başvurması mutlaka gerekir. Başvuracağı isim? Tabii gastroenteroloji uzmanı olmalı. Evet. Gastroenteroloji uzmanları tabii biliyorsunuz önce iç hastalıkları uzmanla eğitimi görüyorlar. Arkasından tekrar sınava girip 3 sene daha üst ihtisas yapıyorlar ve arkasından işte mide bağırsak hastalıkları ve endoskopi konusunda uzmanlaşmış oluyorlar. Tabii bu gibi şikayetleri olanlar gastroenteroloğa başvurduğunda biraz önce dediğim gibi eğer ki özellikle 40 yaşın altındaysa bir tedavi verip şikayetleri geçmezse endoskopi yapılır. Hı hı. Ama eğer alarm semptomları yok ise, alarm semptomu dediğimiz neler hocam? Kişide kansızlık varsa, eğer ki gizli bir kansızlık var özellikle erkeklerde ve sebebi bilinmiyorsa mutlaka sindirim sistemi araştırmalıdır. Kaçak mı var orada hocam? Evet, oluyor. Bir yerden bir noktadan kan kaçağı vardır. Ya varisten, ya mide ülseri, ya 12 parmak bağırsağı ülseri, ya polipler ya da bazı kalın bağırsak hastalıkları kan kaçağı yaparlar ve bu durumlarda bu acil bir durumdur. Mutlaka endoskopik inceleme yapılması gerekir. Peki, endoskopik inceleme biraz önce ben de söyledim. Ben yani sizin de izninizle korktuğumu söyledim. Birçok evet. seyircimiz de korkuyordur benim gibi. Evet. Ama sizden de biliyorum, daha önce de gördüm. Korkulacak da bir şey değil aslında. Bizim neden evet. korkuyoruz onu da bilmiyorum. Bir gösterebilir miyiz? Nasıl oluyor bu işlem? Ne oluyor? Bir sorabilir neden korktuğumuzu? Tabii. Öncelikle endoskopumuz var burada. Ben endoskop evet. nedir onu da tanıtacağım. Tamam. Şimdi neden korkulduğuna neden gelince hocam? Aslında endoskopik işlemde mutlaka işlem öncesinde uyutma işlemini yaparız. Ama narkoz değil. Damardan küçük bir madde veririz. Ve daha sonradan ağızdan giriş yaparak mideye bakarız. Ama şöyle bir şey var. Geçmişte uyutmadan yapılırdı. Ve bundan dolayı tabii mideye giriyorsunuz, hava veriyorsunuz, o kadar çok öğürme oluyor veya sıkıntılı şikayetler oluyor ki. Ve bu durumda kişi de yaptırmak istemiyor veya komşusuna, tanıdığına ne kadar sıkıntı çektiğini anlatıyor. Bu sefer hiç kimse yaptırmak istemiyor. Aslında çok çok basit bir işlemdir. Şimdi ben şuradan göstereyim hani endoskop lütfen. Nedir diye. Bu bizim endoskopi cihazımız. Bunun bir ucunu bir kişiye vermem gerekecek. Ben alayım tamam. Seve seve hocam. Tamam. Endoskopi cihazımız budur. Tabii birkaç parçadan oluşuyor. Ben şu kısmını size vermek istiyorum. İsterseniz siz buyurun buraya tamam. gelin. Şimdi bu özel bir tüptür. Bu çok teknolojik bir tüptür aslında. Yani kendisinin zaten 9 tane kanalı olan bir cihazdır bu. Ve uç hareketleri çok önemlidir. Yani bunu ileri derecede eğip bükebilirsiniz. Hareket ettirebilirsiniz. Aa, evet. Tersine çevirebilirsiniz yine. Ve bunun çalışma kanallarından biyopsi alırsınız. Veya buradan stentler koyabilirsiniz. Veya erken evre tümör varsa onun kazıma işlemlerini yapabilirsiniz. Onları yani görüp de yapabiliyorsunuz değil tabii, mi hocam endoskopi sırasında? Tabii. İlerlememiş tümörleri biz kesinlikle endoskopik olarak rezeke ediyoruz, çıkartıyoruz. Tabii onun da safhaları var. Bunların eğer ki ucunda bir ultrason cihazı da varsa biz ona endoskopik ultrason diyoruz. Onlarla derinliğini ölçüyoruz tümörün. Eğer ki çok derine inmemişse endoskopla o tümörlerin kazıma işlemini yapıyoruz. Tabii... safra yollarına da girebiliyoruz bunlara. Yine kalın bağırsak, ince bağırsak incelemesini de yapabiliyoruz. Çok özellikli cihazlar. Artık endoskoplar çok değişti. Zaten endoskopu demek iç izleme demek. Yani sindirim sisteminin izlenmesidir. Şimdi biz ağızdan gireriz öncelikle ve yemek borusunu inceleriz. Sonra mideye ulaşırız. Mideye geldikten sonra tüm mideyi inceleriz. Sonra 12 parmak bağırsağına doğru ilerleriz. Siz bu, kamerayla görüyorsunuz hepsini tabii, değil mi hocam? Kesinlikle. Aynı zamanda bunların ileri düzey olanları var. Bu elimdeki cihazla ileri düzeyde. Tüm mide duvarını görebiliyor muyuz hocam? Bütün mide duvarını gördüğümüz gibi bunlarda artık yeni lazerli sistemler var. 100-300 kat büyütme yapabiliyor. Yani bunlar aslında mikroskopik endoskoplardır. Zaten bu cihazın kendisi de bir mikroskopik endoskopi yapan özelleşmiş çok bir cihazdır. Güzel. Sonuçta bununla biz daha sonra 12 parmak bağırsağına giriyoruz. 12 parmak bağırsağında ilerliyoruz. Bakın şurada tam safra yolunun açılışı vardır. Biz safra yolunun açılışına geldiğimiz zaman özel kanillerle safra yoluna da gireriz. Ve oradan karaciğer içine de ulaşırız. Yani safra yolu şurada gireriz ve karaciğer içine ulaşabiliriz. Ve safra yolundaki taşları çekebiliriz. Hatta karaciğer içinde safra yolu darlıklarını falan tedavisini de yapabiliyorsunuz. Ve yani endoskopik sistemler artık çok değişti. Çok yüksek üst düzey bir teknolojiye ulaştı. Sonra geriye dönüyoruz. Mideyi tümüyle iç zarını görüyoruz.
100-300 kat büyütebiliyoruz demiştim. Özel lazerli ışıklar veya kromoendoskopik yöntemleri kullanıyoruz. Çıkarken de mutlaka yemek borusunun altına şu şekilde bakıyoruz. Neden? Reflü hastalığı var mı yok mu diye bakarız ki yemek borusunun alt kapağında bir açıklık var mıdır? Var mı diye. Çünkü reflü hastalığında evet genelde böyle bir şeyle karşılaşırız. Ve daha sonra endoskopu yukarıya çekerek yemek borusunu da tamamıyla izleyerek ağızdan çıkar hatta ses tellerine de bakar öyle çıkarız. Tabii bu aslında bu mideye... tam bir gerçekten görüntüleme yani detay görüntüleme. Tabii özellikle bu yeni endoskoplar çok dediğim güzelmiş, gibi evet. Yani çok 300 kata kadar büyütebiliyor. Aslında bunun 1.8 milimetreye kadar inceltebildik. Onunla biz safra yollarına girip safra yollarından darlıkları tedavi ediyoruz. Taşı çıkartıyoruz, lazerle kırıyoruz. 1.8 milimetre çok önemli çok bir rakam. Önemli. Tabii başka bir şey daha var. Bu tümör oluştuğunu bu sistemler... tümör oluşmadan, daha doğrusu yaygın yayılmadan ortaya koyabiliyor. Hatta çıplak gözle görülmeyen tümörleri, normal kendi gözümüzle mideyi açıp bakın, göremeyeceğiniz tümörleri... Önleyici tıp ediyorsunuz şu tabii. an siz. Bu cihazlar görebiliyor ve özel ışıkları var, kromoendoskopi dediğimiz ve büyütebiliyor. Ve bu sayede siz daha tümör kendini belli etmeden doğrudan tanıyı çok koyabiliyorsunuz. Önemli. Tabii bu ileri düzey endoskopi oluyor. İleri düzey endoskopi... giderek ileride yaygınlaşacaktır. Şu anda birkaç merkezde var. Onu söyleyecektim. Şu an çok yaygın değil değil mi hocam? Çok yaygın değil. Bunun sebebi şu. Cihazlar çok özel cihazlar. Özel hava kullanılıyor. Dezenfektan özel. Biraz da bunu kullanmak için biraz yurt dışında eğitimde görmek lazım. Çok önemli. Ben şöyle geçeyim hemen. Tabii. Yönetmenim rica etti. Bununla işimiz var mı hocam daha? Bununla bir tek kolonoskopiyi tabii, belki gösterebiliriz. Tabii kolonoskopiyi de gösterelim hocam. Kolonoskopide tabii kalın bağırsak incelemesi yaparız. Bu da çok korkulu. İlerleriz. Tabii sindirim tabii bütün kalın bağırsak tabii soba borusu gibi açık değil. Hava vererek biraz açarız ama kişi uyur. En son geliriz buradan ince bağırsağa döneriz. Yani kalın bağırsaktan ince bağırsağa döneriz ki burada özel Crohn hastalığı veya bazı özel sindirim sistemi hastalıkları, lenfomaları vardır. Onun tanısını koyarız. Sonra da zaten geriye çıkarız. Polip varsa, erken evre tümör varsa... kazırız. Polip nedir hocam? Polip iyi huylu et benleri gibi kalın bağırsakta oluşmakta olan yapılardır ama bunların özel tipleri vardır ve kansere döner. Aslında kalın bağırsak kanserlerinin %95'i polipten oluşur. Biz de onun için tarama yapıp gördüğümüz polibi çıkartıp kanseri engellemeye çalışırız ve bunun için 45 yaşından sonra şu anda Türkiye'deki kural da bu. Herkesin kolonoskopi tarama yaptırması gerekiyor. Peki her polip alınıyor mu yoksa takip gerekiyor mu hocam? Şimdi eğer ki elinizdeki cihaz çok özelleşmiş bir cihaz ise yine ileri düzey bir sistemse onun kansere dönüp dönemeyeceğini bu cihazlar anlayabiliyor. Yoksa şüphelendiğiniz her noktada o polibi çıkartmalısınız mutlaka. Ki bu çok önemli bir şey kolon taraması. Çünkü dünyada taramayla çıkartılan en önde gelen ve taramayla tespit edildiğinde hastanın hayatını kurtarabildiğiniz kanserlerden bir tanesi servis kanseri dediğimiz rahim ağzı kanseri bayanlarda bir de kadın ve erkeklerde kolon kanseridir. Yani taramayla çok büyük bir oranda bunu ortadan kaldırabiliyorsunuz. O zaman belli yaşa gelenler özellikle yüksek riskleri olanlar mutlaka kolonoskopik tarama yaptırmalı. Aynı anda da olabiliyor dediniz değil tabii mi hocam? Tabii hem gastroskopi hem kolonoskopi aynı anda olabilir. Eskiden böyle çok uzun süre 2-3 gün böyle açlıklar yapılıyordu. Şimdi sanırım o süreler de azaldı. Tabii ilaçlar kadarıyla. Değişti artık. Bir günlük diyet yeterli oluyor. Eskiden 3 gün sürüyordu. Hastanın ağzı dili kuruyordu. O kadar sıkıntılı bir şey ki bir kere kolonoskopi yaptıran bir daha yaptırmıyordu ama şimdi artık bir günlük diyet. Et suyu, tavuk suyu komposta yiyerekten o günde hazırlığı yapılıyor. Ertesi günde kolonoskopisi yapılıyor. Çok güzel. Oldukça da kolay bir kolay. Yöntem. Tabii. Benim hocam aman çok güzel. Peki diyelim ki hocam helikobakteri çıktı midede. Evet. Testler sonucu ve kolonoskopi endoskopi sonucunda. Evet. Tedavisi nasıl oluyor? Helikobakter pylori tedavisi... bir mide ilacı, iki tane de antibiyotikle yapılıyor şu anda. Ama Helicobacter pylori tedavisi için belli şartlar gerekir. Yani mideye girdik, baktık. Midede Helicobacter pylori var ama başka bir şikayet yok. Bu durumda tedavi vermenin aslında gereği yok. Şimdi kimin midesinde işte Helicobacter pylori varsa hemen tedaviler veriliyor. Ama aslında bu doğru değil. Bir belli kriterler vardır. Mesela Maastricht vardır. Büyük İstanbul toplantısı vardı geçmişte. Bunlarda alınan kararlar vardır. Bu kararlardan bir tanesi kişide mide ülseri varsa, ikincisi duodenum ülseri varsa, üçüncüsü ailede mide kanseri öyküsü varsa, dördüncüsü mide lenfoması varsa, beşincisi de hastanın midesinin yarısı alınmışsa geçmişteki bir operasyon sonrasında
Onlara biz mutlaka Helicobacter pylori eradikasyonu yaparız. Yapıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Kişi defalarca doktora gelmiş, 3 endoskopi yaptırmış, sıkıntıları çok, tam açıklanamıyor. İşte biz o durumda da 6. endikasyon olarak belki psikojenik dispepsi, belki sıkıntılarından, içe attığı bazı nedenlerden dolayı ama yine de opsiyonel olarak da Helicobacter pylori tedavisi verebilirsiniz diyoruz biz. Yani mide hastalıklarının böyle bir dönemi vardır. Fakat yani bunu açıkçası çok fazla açıklayamıyoruz. Alerjik yani mi o aklıma geldi? Bazen şimdi aslında eozinofilik bir özofajit tipi vardır. Bu gerçekten çok sıkıntılı bir hastalıktır. Hasta durmadan reflüsü var zanneder ama aslında alerjisi var. Hmm. Bahar ayında örneğin belli alerjiler var. Onları yutarak aldığı zaman yemek borusunda özel bir tip alerjik iltihaplanma oluyor. Bunun da tanısını biz endoskopik olarak koyuyoruz. Oraya girip küçük biyopsiler alıyoruz. Özel görüntüler alıyoruz. Ve arkasından özel bir hücre var. O artış gösteriyorsa bunun sebebi diyoruz alerjik. Ona göre tedavi veriyoruz. Yani onun tedavisi mide ilacıyla değil. Değil alerji ilacıyla alerjik, tam alerjik tersi. Tedaviler. Tabii onun da tanısını koymak lazım. Yine endoskopi. Endoskopi değil mi? Endoskopiyle karar vereceğiz. Tabii ama bu çok basit bir şey. Şimdi ben tekrar söyleyeyim. Biz eskiden tabii asistanken veya gastroenteroloji uzmanlık öğrencisiyken şöyleydi. Hani hastayı uyutabilecek pozisyona sahip değildik üniversite hastanelerinde. Ve hasta yatırılır, doğrudan boğazına bir sprey sokulur. Hemen endoskopla girilir. Ve hastanın içine gaz verilince hasta o kadar çok öğürür, değirir ki bu sefer kapıdan çıkınca kapıda herkese öyle bir anlatır ki çok kötüydüm, hayatımda böyle bir şey görmedim tarzında. Ama böyle bir şey artık 15 senedir yok. Şimdi artık yapanlar da söylüyor. Neye korkmuşum, neden olmuş diyorlar ama her zaman erken tanı çok kıymetli. Tam da bu noktada bizlerin yine kaçış noktaları oluyor hocam. Yani evet dediğiniz çok doğru, bu bilgiler çok doğru. Ama nedense kaçıyoruz. Diyoruz ki alalım bir mide ilacı. Evet. Bitsin. Tamam, şimdi burada mide ilacını sormak istiyorum. Böyle çeşit çeşit sorun. Herhangi birine sokakta yürüyün. Tabii size söylemiyorlar ama bizler ne alayım? Ben şunu kullandım, çok iyi. Şu yeni nesil çok iyi. Evet. 2 senedir kullanıyorum, çok iyi. Diye şeyler oluyor. Sohbetler oluyor. Ne diyorsunuz mide ilaçlarıyla ilgili? Şimdi mide ilacı kullanmadan evvel hekime danışmak lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Eskiden mide ilaçları o kadar zayıftı ki biz tıp fakültesindeyken hastaya bir mide ilacı diye verdiğimiz ilaç mide asidini yarı yarıya düşürürdü ya da hafifçe azaltırdı ama hastanın ağzını, dilini, damağını kuruturdu. Hmm. O kadar yan etkileri vardı. Sonra bir H2 reseptör blokörü denen ilaçlar çıktı. Cennet gibi böyle mide üslerini iyileştiriyor, refleye çok faydalı geliyor. Hemen akabinde proton pompa inhibitörleri denen, şu anda halk arasında mide koruyucu olarak geçen, aslında mide koruyucu olmayıp da en güçlü mide ülseri ilacı ve reflüs ilacı olan bu proton pompa inhibitörleri müthiş mucizeler yarattılar ve sindirim, özellikle mide ve reflüyü çok güzel tedavi ettiler. Ama öyle bir şey olmaya başladı ki özellikle reflüsü olanlarda. İlaç bir kere asidi şu seviyeden bu seviyeye indiriyor. Evet. Ama siz ilacı birden kesince asit eski seviyeye çıkmıyor, tavana vuruyor. O kadar yükseliyor ki hasta bırakınca 2 gün sonra hemen tekrar mide ilacı almak zorunda hissediyor kendini. Bir nevi bağımlılık oluyor. Onun için diyoruz ki bu ilacı bırakırken 2 günde bir, 3 günde bir veya haftada 3'e düşürün. Haftada 2 güne düşürün diyoruz. Yoksa asit rebound oluyor ve asit çok artıyor. Bunu özellikle açıklıyoruz. Ve diyoruz ki eskiden ilk çıktığında bu ilaçlara diyorduk ki bakın zararlı yan etkisi olduğunu bilmiyoruz. Bu 1985'li yıllar. Ama görüldüğü kadarıyla oldukça iyi, çok uzun sürede zararlı bir etkisinin olacağını düşünmüyoruz diye açıklardık. Sadece farelerde yapılan çalışmalarda özel bir tip mide kanserini arttırıyor ama insanlarda ispatlanamamıştır bu derdik. Ve hastalara daha sonradan bu ilaçlar uzun süre verilmeye başlandı. Öyle ki sorsanız şimdi... Hepimiz biliyoruz. Tabii 3-5 bin kişi 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca kullanıyor. Bu ilacı kullanmıştır. Ki Avrupa'da da bir çalışma var. 5 bin kişi 12 yıl boyunca kullanmış. Çok önemli zararlı etkileri görülmemiş ama sonradan fark edilmiş ki bu ilaçları kullandıkça B12 vitamin eksikliği oluyor. Hmm. Yine işte kemik erimesi ortaya kemik çıkıyor. Kemik erimesini çok duyuyoruz tabii, özellikle. Tabii yani kalsiyum metabolizma bozukluğu falan ortaya çıkıyor. O zaman dedik ki bunlar tamamen zararsız ilaçlar değildir demeye başladık. Bir de şunu gördük. Midenin içinde küçük polipler oluşmaya başladı. Şimdi o polipler ilk başta zararsız olarak görüldü. İlk 15 sene ve biz fark ettik ki eğer ki bizim hastalarımız kontrol dışı 5-10 yıl bu ilacı kullanıyorsa küçük polipler oluyor. O poliplerden parça aldık, çıkardık, örnekledik. Yıllar boyunca yok dedik, bunlar kötü değil. Ama sonra fark ettik ki son 4 sene içinde bu poliplerin %2,5'u kansere dönüşebiliyor. Ve bu sefer daha ihtimam göstermeye başladık. Ve hatta 6 ay önce bu Amerika'da da yapılmış özel bir çalışma var.
Orada da artık bu ilaçları uzun süreli kullanmayalım deniyor. Hmm. Hatta bununla ilgili bazı açılmış davalar da var. Ama çok ilginç bir şey, hasta orada da 5, 10, 15, 20 sene boyunca masaüstü, yani doktorun yazmadığı ilaç formları var düşük doz. Hmm. Onları kendi isteğiyle gidip alıp 10 sene, 15 sene boyunca ya. Kullanmışlar. Bu da sonradan belli sıkıntılar yaratmış. Yani ne olursa olsun bu konuda da bir gastroenteroloji uzmanının görüşünü almakta fayda var. Hekim şeyi, yoksa annenin, teyzenin o bu kullanılacak ilaçlar değil. Tabii tabii yani, yani komşunun, fark tanıdığın, akraban. Fark lazım da hiçbir şey alınmaması lazım yani. Tabii hiçbir yani ilaç. Şöyle bir şey var, özellikle reflüsü olanların. Şimdi reflüsü olanlarda şöyle bir problem var. Mide asidi yemek borusuna doğru kaçıyor. Hı hı. Ve bunun mekanizması var. Normalde yemek borusunun alt ucu böyle kapalı olmalı ama kimisinde açıktır ve asit yukarıya çıkar. Hmm. Ama kiminde hem açıktır hem de mide yukarıya kaymıştır. Yani fıtık vardır. Hmm. Şimdi bizim bu durumda tabii bir başka konu da var. Yemek borusunun alt kapağı kapalı da olsa reflü olabilir. Öyle de olabilir. Hmm. Ama mekanizması şu. Normalde sadece yemek yerken açılması gereken kapak gün içinde hiçbir sebep yokken 150 kere açılıyor, asit çıkıyor, yakıyor, iniyor. Şimdi açılıp kapanma bozukluğu var. Yani sonuçta kapak kapalıyken de reflü olabilir. Bir de bazılarında mide boşalma güçlüğü var. Şimdi biz bu durumda mide ilacı veriyoruz ya. Evet. Aslında verdiğimiz mide ilacı bizim bu yemek borusundaki kapak açıklığını veya mide fıtığını veya devamlı gereksiz yere açılıp kapanmasını düzeltmiyor. Yaptığı şey midenin içindeki asidi baskılıyor, azaltıyor. Rahatlatıyor. Ve böylece asit yukarıya yemek borusuna çıkmayınca kişinin semptomları olmuyor. Ekşimesi, yanması gibi şikayetleri ortadan kalkıyor ve rahatlıyor. Ama sonuçta ilacı çektiğiniz zaman bu şikayetler geri geliyor. Bu sefer hasta ne yapıyor? Tekrar bu ilaçları kullanmaya başlıyor. Ama bizim önerimiz 3 ayı geçmeyin ve mutlaka gastroenteroloji uzmanı kontrolde kullanması. Evet, yani bir sıkıntı varsa değil mi, hafif de olsa bir mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Gece yatarken mesela ben çok duyuyorum ya da sabah kalktığımda ağzıma acı su geliyor. Evet. Ondan sonra işte hep beslenme uzmanları tarafından da tartışılıyor. Kaç saat önce yemek yemek ya da yemek yemenin zamanlaması bu hastalıkları tetikliyor mu? Kesinlikle. Şimdi özellikle reflüsü, yani mide içeriğinin geriye kaçışı olan hastalarda gece 12'de yatıyorlarsa 9'dan sonra hiçbir şey yememeliler. Hmm. Yani yatmadan önce son 3 saat herhangi bir şey yememeleri gerekir. Tabii. Bir de akşam saatlerinde özellikle kuru yemiş almamalılar. Hmm. Reflüyü arttırır. Çikolata yememeliler. Özellikle tabii mayalı gıdalar yine reflüyü arttırır. Çok yağlı gıdalar arttırır. Meyveyi özellikle turunçgilleri de akşam saatlerinde yemeyin diyoruz. Sindirimi zordur. Reflüyü arttırır. Hmm. Sonuçta gece yatmadan evvel en az 3 saat önce yemek yememek lazım. Peki. Rejide isyan çıktı. Bu mideye iyi gelen hiçbir besin yok mu hocamıza sorsana diye. Mideye iyi gelen, tekrar söylüyorum, bakın aslında yapılması muz gereken. Muz diyorlar, patates diyorlar. Güzel, muz, patates, yani bunlar oldukça faydalı gıdalar. Şimdi şöyle bir şey var. Beslenme, gerçekten beslenme bir sanat. Hı hı. Öncelikle mevsiminde yeşil sebze ve meyveleri yemeliyiz. Değil mi? Kendi mevsiminde. Bir kere lif miktarını arttırmamız lazım. Hmm. İşlenmiş gıdalarda bir kere posa miktarı azalıyor. Hmm. Yani siz şu kadar işlenmiş gıda alın, bağırsağa sadece şu kadar posa geçiyor. Halbuki yapılması gereken şey lif miktarını arttırmak. Hmm. Bol lif de daha çok tabii ki sebzelerde var ve meyvelerde brokoli, var. Brokoli, karnabahar değil mi hocam? Tabii, tabii, özellikle kolayca erimeyen, sindirilemeyen lifler vardır. Örneğin pırasada veya ıspanakta vardır. Onları çok yemeliyiz. Çünkü onları yediğiniz zaman şu kadarcık yeseniz bağırsağa şu kadar büyük bir kitle olarak geliyor. Bağırsakta ilerletiyor. Biraz pırasa mideye dokunuyor bazen hocam ama. Şimdi yani eğer ki kişiler tabii rahatsız oluyorsa onu kesmeli. Ama şöyle bir şey var. Özellikle tabii ki yeşil sebze ve meyveyi arttıracağız ama kişinin, bazı hastalarımız diyor ki reflüm var, turşu yiyorum ama hiçbir şikayetim yok. Onun için mide hastalarının böyle bireyselleştiriyoruz diyetini. Çok eskiden derdik söylediniz. Ki 10 sayfa diyet verirdik. Hastanın yani hayatında birçok payda göreceği şeyi bile çıkartmış olurduk. Ve işte biraz da ilaçlarımız zayıftı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi şunu diyoruz biz. Bakın genel olarak zararlı olanlar şunlar şunlar. Örneğin reflünüz var. Sigara içiyorsanız sigarayı kesin. Kafein almayın diyoruz. Çok yağlı yiyecekler yemeyin diyoruz. Akşam kahve içmeyin diyoruz. Ben kahveciyim. Özellikle. Çünkü yemek borusunun alt kapağını açıyor bunlar. Açıyor. Ve bunlardan uzak durun diyoruz. Aslında bir reflü diyeti var ama genel olarak mide diyeti eskisi gibi yok. Yine de kişiye özel. Ben buradan en çok içinden aldığım ve fayda gördüğüm
birçok şeyi çok anlattığınız. Ama bizim insan olarak, birey olarak, toplum olarak yapmamız gereken hekime gidip bireysel tedavimizi uygulamamız. Kesinlikle bir şikayet varsa hekimle görüşülmeli. Evet. Diyet konusunda da yine hekimin tavsiyesi alınması lazım ama genel olarak yine söylüyorum. Önce tencere yemeği, tamam. Sonra fırında yapılmış gıdalar, sonra ızgara, sonra kızartma. Çok İşte mide sağlığı ediyorum. İçin bunlar. Sağ olun, iyi ki varsınız hocam. Sevgili Orhan, Profesör Doktor Orhan Tarçın, ben de geleceğim buradan yayından söz veriyorum. Tabii ki, bekleriz.